Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 26. haftasının videolarına başlıyoruz. Bu video serisinde ne yapacağız yani bu hafta ne yapacağız? Analitik geometrinin sonundaki ÖSYM benzeri testlerin çözümlerini yapacağız. Hatta bu videoda test 1'in çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Test 1 birinci soru. Dik koordinat düzleminde merkezi y eşittir 3 doğrusu üzerinde olan bir çemberin x ekseni kesinliği noktalar arasında uzaklık 5 birim olarak verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çizelim çünkü özel bir durum var arkadaşım orada. Analitik düzlemi çizdik ve y eşittir 3 doğrusundan bahsediyor. Hemen y eşittir 3 doğrusunu da şöyle çiziyorum ve 3 olduğunu şöyle gösteriyorum. Merkezi buradaymış. Bir çember çiziyorum ve x ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklığı 5 birin diye gösteriyorum. Sonra burada uzunluğun 3. Burada ne yapabiliriz? Merkez var, Kiriş var, çek dik yapabiliriz. Çektik yapınca. Hocam kirişi keş parçaya bölecek. Tamam 5'ti. E o zaman burası 5 bölü 2'ye. Burası da 5 bölü 2 çıktı. E burada kuzulukta zaten 3 birim. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Zaten bizden çemberin çevresi isteniyor. yarı çap uzunluğunu bulursam olay bitti. E artık burada pisagor yapalım. R kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 5 bölü 2'li karesi. Yani 25 bölü 4 yaptı. O da 61 bölü 4 yaptı. O zaman r de buradan kök 61 bölü kök 4. Yani 2 yaptı. O zaman çemberin çevresi nedir? 2 pi r yani kök 61 bölü 2'den o da kök 61 pi'ye eşit oldu. Yani birinci sorunun doğru cevabı e edremit oldu. Geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde merkezi o noktasında olan abcdf düzgün altıgeni verilmiştir. Merkezi burada. Merkez dediği nedir? Simetri eksenlerinin kesim noktası değil miydi? O zaman simetri eksenlerini şöyle bir çizelim. Hocam simetri ekseni hop şu. En uzun köşegen. En uzun köşegen. Şunları çizdik. Hocam işte bunların hepsi bir altıgendi. Ve hepsi de eşkenar üçgenlerden oluşuyordu. 60, 60, 60 değil mi böyle? Sonra hocam burası da 60 derece. Tamam 90 olduğundan buraya 30 kaldı. Buraya da 30 kaldı. Yani şu da bir eşkenar üçgen. Dikkat et. X ekseninde bölündüğü için şunu şöyle ayrı ayrı göstereyim sadece. Şimdi altıgen merkezi etrafında saat yönünün tersinde. Yani şu ok yönünde saat yönünün tersinde. 240 derece döndürüldükten sonra a 240 60'ı katı hemen ben kaç tane 60 döndürüldüğünü bulayım. 240 bölü 60 kaç yapıyor? 4 tane 60 döndürülmüş ilk etapta. Sonra y'ye göre simetriye alınıyor. Buna göre ilk durumdaki b noktasının bulunduğu köşeye son durumda hangi nokta gelir diye söyleniyor. O zaman biz geriye böyle geriye dönük işlem yapacağız. İlk önce döndürdüm sonra ne yaptım? Y eksenine göre simetriğini aldım. Ve nereye ulaşmam isteniyor? B'ye ulaşmam isteniyor. O zaman geriye doğru işlem yapalım. Yani önce y eksenine göre simetriğini alalım. Y'ye göre simetriğini aldığın zaman ne olur? Hocam hop y'ye göre simetriğini aldığın zaman tam f noktasına gelir. Çünkü niye? Tam olarak göstereyim. Şurası da 60 ya. Aynı zamanda burası da 60. Bu doğruya göre simetriğini almak demek dik demek. Zaten şuradan şuraya çizdiğin zaman bu diktir demek. Tam buraya f noktasına geldi demek. Sonra ben okyanı de döndürmüştüm. O zaman y şimdi İlk önce ne yapmıştık? 240 derece döndürüp ondan sonra y'ye göre simetriğini almıştım. 240 derece döndürülmüş hali bu. Ama bu yönde 240 derece döndürülmüş hali bu F noktası. O zaman zıt yönde 270 derece yani 240 derece yani 4 tane 60 derece döndüreceğim. Bir tane döndürsem E'ye. ikinci döndürsem buraya. Üçüncüyü döndürsem buraya. Dördüncü döndürsem buraya. Aa, bu nokta ne noktasıymış? B noktasıymış arkadaşlar. Yani B noktasına ben 240 derece döndürüp Sonra Y'ye göre simetriğini alırsam yine B'ye geldi arkadaşlar. A biz ne yaptık? En son ilk durumda B noktasının bulunduğu köşeye son durumda aynı nokta gelir diye söylendi. O yüzden ters işlem yaptım. İlk önce simetriğini aldım. Sonra tersinde döndürdüm. Oradaki noktayı da bulduk. Yani cevap B diye bulduk ama cevap Akçay'da dikkat et buna. Evet ikinci sorunun doğru cevabı Akçay oldu. Geldik 3'e. Ne diyor? Bu doğrular arasında ve y ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle birinci doğruda ben x yerine 0 yazsam x yerine 0 yazdığım zaman y 6 eşit 0'dan y'yi kaç bulurum? 6. Hocam bir de y yerine 0 yazalım. Eksenleri kestiği yeri bulalım. y yerine 0 yazdığım zaman da 3x eksi 6 eşit 0'dan buradan da x'i kaç bulurum? 2. O zaman hemen analitik düzlemi çizelim. Şu analitik düzlemi çiziyoruz. Analitik düzlemde bir x2 y6 x 2'den geçecek y de alttan geçecek bir doğrudan bahsediyoruz hop şu şekilde bir doğru oldu hemen şöyle gösterelim 2 ve 6'yı sonra ikinci doğruya bakalım İkinci doğru da bu x yerine 0 yazsan ikinci doğruda eksi y eksi 4 eşi 0'dan y'yi eksi 4 bulursun y yerine 0 yazsan 2 x eksi 4 eşi 0'dan x de 2 bulursun Evet x yine 2. Y de eksi 4. X4, y de eksi 4'ten geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Hop şu şekilde bir doğru. Ve y ekseni diyor. Y ekseni de burası. Kırmızı doğru mavi doğru bir de y ekseni. Arasında kalan bölge burası. Bak işimiz kolaymış Allah'tan. Çünkü burası eksenler. Şurası 90 derece. Hocam burası 6. Burası da 4. Burası da yükseklik yani 2. Hocam taban belli. 10. Yükseklik belli. E o zaman alanda bellidir. 10 çarpı 2 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 10 çıkar. Yani 3. sorunun doğru cevabı C. Han oldu. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde P, A, B noktasında bulunan iki hareketli farklı doğrultularda hareket ederek T. Inci saniyede şu örüntülü bir yere gelmiş. A noktası buraya gelmiş. B noktası buraya gelmiş. Mesela 2 saniye sonra. Eksi 2 artı 2'ye 6 artı 2. 2 saniye sonra bu 6 artı 2'ye 7 eksi 2 şeklinde olmuş. Buna göre diyor kaç saniye sonra A ve B noktalar arasındaki uzaklık 17 olur diye soruluyor. İşte o kaç saniye sonra mesela A saniye sonra olsun mesela. A saniye sonra A noktasını ne buluruz arkadaşım? A noktası eksi 2 artı A'ya 6 artı A buluruz. B noktasında ne buluruz? 6 artı A'ya 7 eksi A buluruz. İşte A saniye sonra A ve B noktalar arasında uzaklık 17 birim olsun dedik. Bizden de işte buradaki A isteniyor arkadaşlar. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı yapacağız. X'ler farkının karesi. Kare kök içerisinde. X'ler farkı kaç? 6 artı A'dan neyi çıkartacaksın? Eksi 2 artı A'yı çıkartacaksın. Yalnız böyle yazma. Parantezce yaz. Bir de bunun nesi? Karesi artı Y'ler farkının karesi. Yani 7 eksi A'dan neyi çıkartacaksın? 6 artı a'yı çıkartacaksın. Ama bunun da karesini almayı unutma tabii ki. Bu da neye eşitmiş? 17'ye eşitmiş. Hocam burası artı 2 eksi a. 6 artı a da başında var. a'lar gitti 8. Kare içinde 8'in karesi artı. Burası 7 eksi a eksi 6 eksi a olduğundan. Bu da 1 eksi a 2 a mı yapıyor? Evet 1 eksi 2 a'nın karesi. Eşittir. 17. Her iki tarafın karesini alalım. 64 artı 1-2A'yı açmayalım. Eşittir. 17'nin karesi 289. E buradan 1-2A'nın karesi de kaç geldi? 289'dan 64 çıkınca 225 geliyor. Hocam buradan 1-2A o zaman kaç olur? 15 olur. Ya da sadece 15'in karesi mi 225? Eksi 15'in karesi de değil mi? Zaten e, kaç saniye sonra diyor Tamam fark etmez. 1-2A eşittir 15 ya da 1 eksi 2 a eksi 15 olması lazım. Buradan ne geldi? Buradan şu geldi. 2 a eksi 14 e eşit oldu. a buradan eksi 7 oldu. Eksi 7. saniye diye bir şey olamaz. Buradan 1 eksi e 2 a eşittir şey ya eksi 15 16 eşittir 2 a'dan a'yı da bölükle kaç buluruz? 8 buluruz. O zaman cevap 8 çıkar. Yani 4. sorunun doğru cevabı balıkesir oldu. Geldik 5'e. Evet bu doğrunun y eşittir 3 doğrusuna göre simetriye analitik düzlem çizip şekli çizerek şekil yorumlamasıyla yapabilirsiniz. Bunu konu anlatımında söylemiştik. Ya da arkadaşım y eşittir 3'e göre simetriye neydi herhangi bir noktanın? Hocam burası a virgül b'nin y eşittir 3'e göre simetriğinde bunun iki b'sini yani y'sini çıkartıyorduk. a virgül 2 çarpı 3 eksi b şeklinde yazıyorduk. Aynı şekilde doğrunun y eşittir 3'e göre simetriğinde de aynı şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Bunun iki katından y'sini çıkartacağız sadece. Yani 2x aynen kalıyor artı 5 çarpı bunun iki katı 6 eksi y. Yani y yerine sadece 6 eksi y. Bunun iki katı eksi y yazıyoruz arkadaşlar. Eşittir 4. Sonra şekli düzenliyoruz ve direkt cevap çıkıyor. Buradan 2x artı 30 eksi 5y eşittir 4'ten. Buradan 2x eksi 5y artı 26 eşittir 0 çıktı mı? Çıktı. Dolayısıyla doğru cevap denizli mi çıktı? Aynen öyle. Beşinci sorunun doğru cevabı denizli oldu geldik 6'ya. Evet doğruları köşe doğrularının köşe noktalarını köşe kabul eden üçgen bir dik üçgen olduğuna göre. Arkadaşım bir bu doğrular kesişerek bir üçgen oluşturuyormuş bak. Şöyle doğrular kesişti bir üçgen oluştu ve bu üçgende neymiş? Bu üçgende dik üçgenmiş. Ya burası da 90 olabilir. Burası da olabilir burası da olabilir bilemiyorum. Şöyle bir 90'lık varmış yalnız. Hocam şuna D1 diyeyim. Buna D2 diyeyim. Buna da D3 diyeyim. Bunun M1'i nedir? Eksi 1 bölü 3. M2'si nedir? Doğrular dik kesince eğimlerine bakacağız değil mi? Hocam eksi 2 bölü eksi 5'ten o da 2 bölü 5 gelir. M3'ü nedir? Eksi 1 bölü eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi alfadan 1 bölü alfa geldi mi geldi. Hocam bu doğrular yani bu üçgen bu doğruların içerli kesiminden bir dik üçgen oluşuyorsa ya bunlar dik kesir ki bunlar dik değil m1 x eksi 1 değil ya da şunlar e yani m1 çarpı m3 eşittir eksi 1 olabilir yani m1'in eksi 1 bölü 3 ters çarpı ters çevirip eksi ile 3 3 m3'e eşit olacak yani 3 eşittir 1 bölü alfa eşit olacak böylelikle alfa'yı kaç buluruz 1 bölü 3 buluruz sonra öbürüne bakalım. Ya da şu ikisi olabilir arkadaşım. Şu ikisi yani M2 ile M3'ün çarpımı eksi 1 olabilir. M2 dediğim 2 bölü 5 ya. Eksi 5 bölü 2 ters çevirip eksi çarpılmışı. M3'e eşit olursa deyimler çarpımı eksi 1 olur. Buradan da alfa kaç oldu? Eksi 2 bölü 5 oldu. Heh bizden alfa sayısının alabileceği değerlerin toplamı isteniyor. Yani şununla şunun toplamı isteniyor. Eksi 2 bölü 5 artı 1 bölü 3 isteniyor. Ben bunu 3 ile bunu da 5 ile genişletince Eksi 6 bölü 15 artı 5 bölü 15 yani eksi 1 bölü 15 yaptı mı yaptı. Dolayısıyla altın sorunun doğru cevabı Cihan oldu. Geldik 7'ye. O ABC eşkenar dörtgen demiş. Eşkenar dörtgende bir kere bir paraya kenardır. Aynı zamanda karşı kenarlar paraleldir. Yani şurası 90 ya. Şimdi bir de B noktası verilmiş. 18'e 12 verilmiş. Ben 18'e 12'yi kullanacağım. Hocam 18- e 12 nasıl kullanıyoruz? Hop şöyle. Hop şöyle dik çizdiğin şey zaten bunun uzantısı diktir arkadaşım. Çünkü şu paralel ya uzantısı da diktir. Dik çizdiğin şey tam bunun doğrultusunda gidecek zaten. E hocam burası 18. Hocam burası da 12. Bu bir eşkenar dörtgen demiş. O zaman burası A diyecek olursak burası da A'dır. Burası da 18 eksi A'dır. A burada bir dik üçgen çıktı. Hemen dik üçgeni kullanalım. Pisagor bağıntısı. A'nın karesi eşittir. 12'nin karesi artı 18 eksi A'nın karesi. Evet buradan yapabilirsin ama hisset. 12 biraz tehlikeli. Ya 9 12 15 ya 12 16 20 ya 5 12 13. Ama A yerine 13 yazınca 5 12 13 çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman A 13 çıktı. Tamam ne güzel. A 13 A 13. Ama bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin köşegen uzunluklarının toplamı isteniyor. Hocam bir köşegen bu. A ben bu köşegeni direkt bulabilirim. Bu köşegen nasıl çıkıyor? Şöyle çıkıyor. 12 dediğimiz ve 18 dediğimiz. Hocam burası 6 çarpı 2. Burası 6 çarpı 3. O zaman OB uzunluğu 6 kare kök içinde kısa yoldan buluyorum. 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4 artı 9'dan 2 kök 13 çıkar. Hocam 2 kök 13 bulduk. Pardon. Şurası 6 kök 13 bulduk. Özür. Tamamını 6 kök 13 bulduk. Sonra diğer köşegeni de bulmaya çalışalım. Hop şu köşegeni de bulacağız. İster böyle alfa beta'ya dalıp bir işlem yap ya da 6 kök 13 bulduk ya. 6 kök 13 olduğundan dolayı Burası 3 kök 13 oldu. Burası da 3 kök 13 oldu. E sen buraya bir ne diyelim bu sefer buraya bir n diyelim istersen. O zaman burası da n'dir. 2 n olayı bitirecek. E artık şurada bir pisagor yok mu? Var. Pisagordan da orayı bulabiliriz. Yani burada 13'ün karesi eşittir. 3 kök 13'ün karesi artı n'in karesi değil mi? Evet. Bu 9 çarpı 13 yapıyor. Bu da aslında bak 13 çarpı 13. Kısa yolda yapayım. Eksi 9 çarpı 13 eşittir n'in karesi yaptı. Bu 4 çarpı 13 yaptı. 52 yaptı. N de buradan kök 52. Kök 52 dediğimizde nedir? 2 kök 13'tür. O zaman burası 2 kök 13. Burası da 2 kök 13. Toplamda 4 kök 13 mi yaptı? Evet. Köşegen uzunlukları toplamı bir tanesi 6 kök 13. Diğeri de 4 kök 13. Topladığın zaman da 10 kök 13 geliyor mu? Geliyor. Yani 7. sorunca böyle Denizli yaptı. Geldik 8'e. Arkadaşlar Şimdi bu doğrunun apsisi verilmiş. Şurası 90 derece olarak apsisi verilmiş. Sen bu doğrunun buradaki noktayı 1'e k deyip bu doğrunun üstünde olduğu için bu denklemi yazıp öncelikle denklemi yazacaksın. x bölü eksi 6 artı y bölü 3 eşittir birden denklemi yazdın. Noktayı denklemde yerine yazdın ve 1'e k'yı buldun mu? Buldun. Sonra k'yı buldun. Sonra hocam bu doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi birden bu doğrunun eğimini buldun. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazdın. Sonra x yerine 0 yazdın. Y ekseni kestiği yeri buldun. Zaten y ekseni kestiği noktanın ordinatı isteniliyor bizden. Ama uzun oluyor değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığınız zaman siz olayı bakın şurası 3 burası 6. 90 da burada var. Bir de 90 burada var aslında. Yani 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'dan da yapabilirsiniz. Hatta ve hatta Böyle 1'e 2 oran varsa 1'e 3 oran varsa alfa betadan yap analitikten çıksa bile ya analitikten kolay çıksa bile tercihin ilk başta alfa beta olsun. Dal alfa betaya, dal bakayım alfa beta beta alfa alfa 90 burası da beta oldu mu? Oldu. E hocam bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında valla alfadan betaya geç 1'e 2'yi kullanacağım ben. Şurası kaç birim? 7 birim. Hocam şuradaki üçgende de bir alfa beta var. Bak alfadan beta'ya geçiş değil mi? Evet çünkü şurası da beta baktığın zaman. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğundan direkt burası 7 bölü 2'dir. E hocam burası da alfa. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğundan burası 7 bölü 4'tür. E hocam bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu da artık bulabilirim. Çünkü şuradaki uzunluk 1 artı 7 bölü 4. 1 artı 7 bölü 4 de 13 bölü 4 mü? Evet. hocam alfadan beta'ya geçiş. 1/2 e 2 iki katı 13/4'ün 2 katı da 13/2 midir? E 13/2'nin 2 13/2'de nedir? Direkt 6,5 değil midir? Görüyorsunuz bak. Yani alfa'dan beta'ya geç böyle 1/2 e varsa bunu uygula. İlla analitikten yapmak zorunda değilsin. Tamam mı? Analitikten yöntemi söylediğim zaman ne kadar uzun çıktığını zaten sen de gördün. Yani üçgenleri de burada kullanmaya çalış. Özellikle 1/2 e 1'e 3 oranlamanın olduğu sorularda özellikle üçgeni kullanmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. 8. soru Denizli oldu geldik 9'a. Dik koordinat düzleminde bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir. Şimdi y ekseni üzerinde bir şey varmış. Tamam. Şöyle bir şey çizeyim. Analitik düzlem çizeyim. Ya şimdi bizim karemiz nasıl olacak arkadaşlar? Y ekseni üzerinde. Şöyle olabilir. Böyle olabilir. Hocam alt tarafta da olabilir. Ya da bu tarafta da olabilir. Değil mi? Evet. Ya da ne bileyim. E, şöyle de olabilir şu şekilde de olabilir. Bilemiyoruz. Sorun devamını okuyayım. Karenin diğer iki köşesi bak iki köşesi burada olacak. Diğer iki köşesi de orijine eşit uzakta olacak. Ha, diğer iki köşesi böyle böyle. Bu ve bu orijine eşit uzakta böyle olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ha, orijin burada ya orijin buradayken biri burada biri burada olursa noktaların biri burada biri burada olursa eşit uzunlukta olur değil mi? Evet o yüzden bizim diğer Karenin y ekseni üzerinde olan karenin şeyleri nerede? İşte tam olarak burada. Yani bizim karemiz tam olarak şöyle olmak zorunda arkadaşım. Çünkü diğer iki köşesinin orijine olan uzakları birbirine eşit diyor ve 10 diyor. E hocam bunlar eşit ve 10 birimse. Şimdi bununla bu paralel 90 ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böldüğünden dolayı buraya AA, aa dersek Hocam karenin bir kenarı 2A oldu. 2A o zaman burası da A, burası da A oldu. Çok güzel bir şekilde çıktı. Ama hocam sen sağa doğru çizdin. Sola doğru da çizilebilir ama karenin alanı isteniyor sonuçta. Sola doğru çizsen de karenin bir kenarı 2A olacak. Bir şey fark etmiyor. E burada bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısı nerede? Şurada. 1 2 kök 5 üçgeni yani A kök 5 eşittir 10'dan A'yı böylelikle 10 bölü kök 5 buluruz. Bizden ne isteniyor zaten? A'yı 10 bölü kök 5 bulduk ya dursun. Hiç şey değerine ulaşmayalım. Karenin alanı isteniyor. 2A'nın karesi isteniyor. Yani 4A kare isteniyor. Yani 4 çarpı A kare. 100 bölü 5. Yani 10 bölü kök 5'in karesi 100 bölü 5. 100 bölü 5 20. 20 ile de 4'ün çarpımı kaç yapıyor o zaman? 80 yapıyor dostum. Evet böylelikle 9. sorunun doğru cevabı B seçeneği yani balıkesir oldu. Geldik ona. R gerçel sayılar kömesi olmak üzere x virgül y noktalarından bahsetmiş. Yani R karede arkadaşlar. Analitik düzlem. Yani R kare demek düzlem demek. Analitik düzlem demek. Yani R kare demek. R çarpı R demek. Analitik düzlem demek. X küçük sıfır, y büyük sıfır diyor. Arkadaşım öyle bir şey ki x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük. Yani noktan eksiye artı şeklinde olsun diyor. Sana neyi göstermiş? Burada ikinci bölgeyi göstermiş. Soru ne diyor? Buna göre diyor aşağıdaki doğruların hangisi? R kare fark A kümesinin alt kümesidir diyor. Bak çok güzel bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru arkadaşım. Bunun laciverti karşınıza çıkabilir. Değişik versiyonu karşınıza çıkabilir. Dikkat edin. Sadece bu geometride değil matematikte de karşınıza çıkabilir. Gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi bakalım hangisi? Şu doğru mu acaba? Hocam bu doğruyu tam olarak çizmeyeyim. Mesela sen burada A şıkkında X yerine 0 yazsan Y'sine gelir? Hocam x yerine 0 da 3y eksi 1 eşit 0 ya y'si pozitif gelecek. Sonra y yerine 0 yazsan x'i kaç geliyor? Hocam y yerine 0 yazdığımızda da x artı 1 geliyor. Yani x'i artı geldi. Artıya artı. Hocam x artı olacak. Yani hani x x artı 1 y'si de artı 5 gibi bir şey mesela. Yani şöyle bir şey olacak. x'i de artı y'si de artı olacak. Şöyle bir şey olacak. A hocam bu A kümesinin içinden geçiyor mu? Geçiyor. İşte R kare fark A diyor bize. O zaman A şık kesinlikle olmaz. B şıkkına bakalım. X yerine 0'ı yer yazarsan Y'si pozitif oluyor. Y'si pozitif. Y yerine 0 yazarsan da X yine pozitif mi oluyor? Evet. Yani yine şöyle bir şey oluyor. Nereden geçiyor? Şuradan geçiyor. Bu da olmadı. R kare fark A kümesinden elemanı olmuyor çünkü A kümesinin içinden geçiyor. Ebrüne bakalım şimdi. X yerine 0 yazsan Y'si negatif oldu. Y yerine 0 yazsan X'i de negatif mi oldu? Evet. E buna baktığım zaman da şöyle. X'i negatif, Y'si de negatif. Hocam grafik bu şekilde olacak. Maalesef yine grafiğimiz A kümesinden geçti. R kare fark A olmadı. Şimdi D şıkkına bakalım. X yerine 0 yazarsan Y'si eksi 4 Y eksi 1 ya. Y'si negatif oluyor. Y yerine 0 yazarsam da X'i pozitif oluyor. Bu da şöyle bir şey oldu arkadaşım. Y'si negatif X'i pozitif. Y'si negatif X'i pozitif. Hop doğrumuz bu şekilde. Kesinlikle ama kesinlikle birinci, ikinci bölgeden geçmiyor. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Ama şuna da bakalım. Burada baktığımız zaman burada x yerine 0 yazdığımız zaman y'si eksi 4 y artı 1 ya pozitif oldu. y yerine 0 yazarsam da x'i negatif oldu. Yani buna da bakacak olursak da ne oluyor burada? y'si pozitif x'i negatif hop bu bölgeden geçiyor mu? Geçiyor. Gerçekten güzel bir soru. Güzel bir yorum sorusu. Bu soruya baktığınız zaman oha bu ne lan falan filan oluyorsunuz ama bu soru aynı zamanda Matematikte de çıkabilir arkadaşlar. Bakın. Geometride çıkmış ama matematikte de karşınıza çıkabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve çok orijinal sorulardan biri. Ya çok orijinal derken yani bu çözüm yöntemlerinde alışın. Ya geometride şekilsel geometri e, şeyi yapmayın yani. Şekille ilgili sorular çıkacak diye beklemeyin. Bu şekilde mantık soruları da karşınıza çıkabilir. Tamam. Dikkatli olun. Evet onun soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik 11. soruya. Evet dik koordinat düzleminde işte burada bir özel doğru var. Analitik düzlemi çizelim. Hemen analitik düzlemi çizdim. Şöyle bir analitik düzlem çizdim. Y eşittir. D1 doğrusu Y eşittir. Ne doğrusuymuş? Eksi X doğrusu. Arkadaş şu D1 doğrusu. Hemen D1'i gösterdim. D1. Y eşittir. Eksi X doğrusu. İkinci açı ortay doğrusu. Öbür doğrumuz da D2. Y eşittir. 3X artı 8. X yerine 0 koysam Y 8 yapıyor. Y yerine sıfır koysam eksi hmm, 8 bölü 3 gibi bir şey yapıyor. Yani şuradan geçecek. Yani şöyle bir doğru olacak arkadaşım. Şöyle bir doğru olacak. Tamam. Bu da D2 doğrusu. D2 doğrusu da Y eşittir. 3X artı 8 doğrusu. Bakalım ne diyor. Bunların kesim noktası da P noktası denmiş. Evet şuraya da P noktası da dedik. Şimdi bize diyor ki orijin noktası da O olmak üzere. Evet burası da O olsun diyor. OP uzunluğu olan. Ne diyor? olmak üzere köşegeni OP uzunluğu olan kare ile bak köşegeni OP olan kare ile diyor. E o zaman ben bu köşegen uzunluğunu bulabilirim. İki doğrunun kesim noktası. iki doğrunun kesim noktası ortak çözüm yazarak bulabilirim. Hocam y yerine eksi x yazdığım zaman eksi x hani yerine yazma burada daha mantıklı. Eşittir 3x artı 8'den. Hocam eksi 4x eşittir 8'den. X'i böylelikle eksi 2 buluruz. Y de kaç çıkar? Y eşittir eksi x, x ya. Y de direkt 2 çıkar. Yani X eksi 2'ye de 2 çıktı. O zaman burası eksi 2'ye 2 noktası oldu mu? Oldu. Şöyle bakacak olursan şöyle geldin. Burası 2 birim burası 2 birim buranın da 2 kök 2 birim olduğunu bulduk mu? Bulduk. Şunu sileyim kafa karışıklığı olmasın. Evet burası 2 kök 2 oldu. Yani bir kare var elimde karenin köşegeni 2 kök 2. Karenin köşegeni 2 kök 2 ise bir kenarı 2 2 yapar. O zaman alanı kaç bulurum böylelikle? 4 bulurum. Yani alanı 4 bulduk. Sonra diyor ki evet OP olan kare ile bir kenarı D2 doğrusu üzerinde olan OAB üçgenin alanları eşit. Bir kenarı OAB üçgeni evet bir kenarı D2 doğrusunda olan bir şey yapacağım şimdi üçgen yapacağım bak dikkat bir kenarı burada olan bir üçgen mesela şöyle bir şey tamam P noktasının burası olduğunu biliyoruz ama bir kenarı da böyle bir şey aldım bir kenarı da burada OAB üçgenini oluşturdum şöyle. işte bu üçgenin alanı da adam bize kaç vermiş? Bu üçgenin alanıyla karenin alanı eşit demiş. Yani bu alan 4 verilmiş kardeşim 4. Şimdi benden şuradaki uzunluk isteniyor. AB uzunluğu isteniyor. Aa, buna da N diyeyim. Hocam ben burada taban isteniyor ya. Tabana ait yüksekliği bulabilir miyim acaba? Tabana ait yüksekliği haç diyecek olursam bu nedir? Hocam orijinin doğruya olan uzaklığıdır bu. Bu orijinin doğru yalan uzaklığını bulacağım. Orijin dediğim sıfıra 0, 0 noktası. Doğru dediğim y eşittir 3x artı 8 demeyelim. 0 eşittir 3x eksi y artı 8 diyelim buna. Çünkü bir noktanın bir doğru yalan uzaklığını bulurken bu şekilde yazıyorduk. 3x eksi y artı 8 eşit 0 şeklinde yazıyorduk. Noktayı da orada yerine yaz. Haşı bulalım. x yerine 0, 3 çarpı 0 eksi y yerine de 0 yazdım. Artı 8 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Yani 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi. E o zaman burası 8 bölü ne çıktı? Kök 10 çıktı. Tamam aşıda 8 bölü kök 10 bulduk. Şimdi n çarpı 8 bölü kök 10 bölü taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 kaça eşitmiş kardeşim? Alana. Alan dediğimde 4'e eşitmiş. E buradan da bizden zaten ne isteniyor? AB uzunluğu yani en uzunluğu isteniyor. Arkadaşım 4 kere 2 8 mi? 8. Şu 4 kere 2 8. Buradaki 8 ile sadeleşti, mi? Evet. Yani n çarpı 1 bölü kök 10 eşittir. 1 olduğundan dolayı. Şu kök düzgün yaz hoca. Anlamıyoruz. Buradan n'i de kaç bulmuş oluruz? Direkt kök 10 olarak bulmuş oluruz. Evet. Bu da ya ilginç bir soruymuş gibi gözüküyor ama adam ne dedi ne dediyse burada okudum, yazdım, işlemi yaptım, kendiliğinden cevap çıktı arkadaşlar çok da zorlayıcı bir soru değilmiş aslında şöyle baktığınız zaman. Değil mi gençler? Evet 11. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Ve ilk testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.